anlatmak istiyorum. Ben iki gün önce evde mahsur kaldım. Beni aradı. Kapı sıkırılmış, odasının kapısı. Ondan sonra ben ulaşmaya çalıştım. Odanın kapısı değil. Neden? Keşke kapısı kırılsa da çıkarırsam. Kapının kulpu kırıldı arkadaşlar. Odayı kapattım. Oda, kendi odamda kaldım. O gün de İstanbul'da, Allah korusun ya, deprem olacak şey vardı, muhabbeti vardı, tamam mı? Evet. Dedim ne oluyor ya acaba, dedim, bu ölmem için işaret tövbe falan. Tövbe yarabbim ya, bunu özel dilendirir mi? Tamam ya. Sonra işte bir de dış kapıyı da kilitlemişim. Dış kapı da kilitli. Düşünün yani. Sonra işte Tolga'ya dedim. Tolga böyle böyle. Tolga çingir gönderdi. Sonra çingir geldi. Kapıyı kilitli kırdı. Kilidi değiştirdi. Sonra içeriden beni kurtardı. Şarjım vardı Allah'tan. Bir de odama su almıştım. Sonra bir de şey de anlat. Çıktın kurtuldun. Diğer gün ben seni aradım. Tekrar kendini. Ha evet, tekrardan kapattım o odaya kendimi. Kulpu kırılan kapıyla. Allah'ta annem vardı evde. Ya, onlar kurtardı beni yani. Havada havada. Ben aşık olmuşsun. Aa yaş. Tolga abi senin doğum günün ne zaman? 2 Aralık. GS maç. Bu kadar soru da yok, başka bir şey yok. Bir ömür yetmez. Yetmez. Yaşarlar. Sen de bak kendine bir bak. Ne kadar tatlısın. Evet. Salak. Daha tatlısın. Neyse bunu burada konuşmayalım. Benim suratım niye kırmızı abi? Bu normal bir şey değil ya. Senin rengin. Bu benim de rengim falan değil bu arada. Tolga makyöz ablalara ne diyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Abla benim kırmızılığımı alır mısınız? Orada makyöz ablalara diyordum. Abla Tolga'ya makyaj yapıyorsunuz ya işte, ne iletişim kuruyorsunuz falan diyordum. Onlar da anlatıyordu. Diyordu ki Tolga direkt bize kırmızılığımı kapat. Bir de ilk bölüm bir makyaj yapılmış bana. Üf yani bu kadar çok makyaj Tabii bu arada Tolga ben onu dedikten sonra makyajı azalttırdı. Dedim ki Tolga dedim ya yüzünde dedim çok boya var ya. Benden ama çok fondöten var. 5 kilo fondöten var suratımda. Gerçek yüzünü görelim dedim. Yıka da suratını görelim. Bizde pek yüz var. Makyajım bu arada makyajlar yapmıyordu genel olarak. Ten makyajını yaptırıyordum. Eyeliner, rimel, rujlu falan hepsini ben kendim sürüyordum arkadaşlar. Bak hiç sevmediğim bir özelliği de bu. Çok bir şey anlatıyor tamam mı? Bana bir cevap hakkı doğuyor. Sonra başka bir şeye geçiyor. Tamam mı? Orada hala anlatmaya devam ediyor. Sonra benim kafamdaki şeye gidiyor. Sonra dönüp oraya anlatınca başka şeye geçiyor. Kırmızılık aşkı. Anlatayım mı? Evet, tamam. Arkadaşlar bakın. Ben sinirlenmiyorum ki. Böyle tepki sinirli mi gözüküyor? Evet. Biraz. Hızlı konuşuyorsun. Ama öyle algılayabilir. Hayır canım saçmalama. Hızlı konuştum sadece. Araya girmek için böyle bir depara kalktım. Yoksa durmayacak. Artistlik yapma. Neyse. Sana niye artistlik yapıyorsun canım benim? Tamam anlat hadi. Anlatmıyorum ya. Ya anlat ya. Stüdyoda geldi. Ben biliyorum. Şey Eren abi sabaha kadar bağırmak. Bağırmak bir şey. Evinize bakıyorsunuz sabaha ya. Sabaha kadar bağırdın mı? Ay şimdi nasıl bakıyorsunuz ya? Sinirli. Sana öyle bakmışım. Ya Eren abi candır ya. Ya orada da tartışmak hiç istemedim aslında. Çünkü çok severim kendisini. Neyse bu konuyu geçelim. Bak nasıl nereden nereye? Kırmızılık aşkı. Kırmızılık, okey, ben öncesinde modellik yaptığım için makyaj olayını az çok biliyorum. Böyle kışlık, öyle değil, Allah Allah, benim işim bu. Eyeliner de çekebiliyor musun? Yani anladın. Concealer ne demek? Hayır, makyaj, aşkım, concealer bilmiyorum demek. Canım benim, kendim için biliyorum. Gidip bana kadınların yaptığı şey sonra... Highlighter mı işe yarıyor? Highlighter. Ne? Yanak. Yanak ne? Yüzümde highlighter var mı? Bunu bak. Aşkım, yine konuyu. Hayır. Söylesene. Yok. Var. Her yerin ayrıca. Burnumda var. Tamam işte sivriltiyor. Bu. Hayır. Ne yapıyor? Parlak olan. Tamam canım hayır. Neyse. Gerçi highlighter şey Türkçe'ye çevirince aynen. Bak bir saat oldu anlatamadım. Anlat. Ne diyorum? Makyajdan anlıyorsun aşkım. Mankenlik zamanında da hep makyaj yaptığın için makyaj biliyorum. Kendi suratımda biliyorum. Tamam. Şunu da biliyorum, içerisi sıcak ya. Hani
İşte o evler sıcak ya, bayağı sıcaktı yani. Sıcaktı da ben kızarıyorum. Dediğim şey şuydu. İçeride kızaracağım. Bana ona göre bir makyaj yapın. Komik mi bu yani? Kızarmama mı gülüyorsun? Sıcaktan kızarmadın ki sen. Sinirden kızarıyordun. O apayrı zaten. O apayrı. Şu an mesela biraz sıcak olduğu için bir tık kızarıyorum. Neyse. Ondan sonra da abla da sağ olsun ilk gün böyle bir şeye çok büyük bir makyaj yaptı. Ben de şimdi hani şey ışığı var ya, makyaj aynasının ışığı var ya, onda da böyle deri deşet belli olmuyor o yapılan makyaj. Ben kendimi sonradan izleyince fark ettim. Halbuki uyarmasa ben öyle gidecektim sonuna kadar. Aynen. Bir süreden sonra bir surat normal rengine döndü. O halbuki sayesinde. Evet, çünkü hiç ihtiyacın yoktu. Tabii ki ekran önünde olmak için. Ya o ihtiyaç, ben hani bana makyaj yapın demiyordum ki. Orada herkes sıraya giriyordu ve herkes tek tek hani saç makyajı giriyordu. Aynen. Yoksa ben bilerek isteyerek hani makyaj yapın falan değil. Aynen. Ekran olayı olmasa zaten makyaja ihtiyacı olan bir suratı yok. Bebek gibi yani, cilt falan maşallah. Yokmuş. Sen yer düşün bence. Ne yeri? Bana nerede yemek ısmarlayacaksın onun yeri? Düşünmem lazım. Geliyorum canım. Düşün. Nereye? Geliyorum.